3. Sınıf Çalışma Yaprakları Sayfa 32 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Çalışma Yaprakları Cevapları. Sayfa 3222. Aşağıdaki metni okuyun. Verilen boşluğa metne uygun bir başlık yazın. Abdullah, Elif ve Berk parkta Ecem'in gelmesini bekliyorlardı. Ecem'in neden geciktiğini hepsi merak etmeye başladı. Çünkü Ecem her yere vaktinde gelirdi. Üç arkadaş Ecem'lere gitmek için parktan ayrılırken Ecem'in elinde patenleriyle parka doğru koşarak geldiğini fark ettiler. Elif, "Ecem paten almış," diye sevinçle bağırdı. Ecem, arkadaşlarının yanına geldiğinde sevinçle patenini gösterdi ve heyecanla anlatmaya başladı. "Bakın arkadaşlar, patenim turuncu beyaz renginde ve tekerlekli. Ayakkabı gibi ayağımıza giyeceğiz. Ancak dengede durmak biraz zor oluyormuş. Öğrenene kadar çok fazla düşebilirmişiz. Yaralanmamak için de paten kaymadan önce kask, dizlik ve dirseklik takmamız gerekiyormuş." Berk, Ecem'in sözünü heyecanla keserek, "Ben paten kaymayı biraz biliyorum. İsterseniz hepinize öğretirim." Abdullah, "Berk'ten önce paten kaymak için ben de biraz biliyorum, ben de öğretirim," dedi. Abdullah ve Berk, pateni denemek için kendi aralarında sıra tartışmasına çoktan başlamışlardı. Ecem, "Arkadaşlar lütfen sakin olun ve beni dinleyin. Babamla paten alırken babam, Ecemciğim pateni dikkatli kaymak için önce nasıl kullanıldığını öğrenmen gerekiyor. Yakın arkadaşlarının da öğrenmesi için paten öğretmeninle ve arkadaşlarının babalarıyla görüştüm," dedi. "Yarın öğretmenimiz bize paten kaymayı öğretecek." Ecem'in sözlerini duyan arkadaşları sevinçten havalara uçtular. Paten kaymayı öğrenecek olmanın mutluluğu ile parkta oyunlarını oynayıp evlerine döndüler. Cevap, paten sevinci. 3. Sınıf Çalışma Yaprakları, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Sayfa 32 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.